Merhaba sevgili seyirciler. Çanakkale'nin televizyonu Ton TV ekranlarından İftara Doğru programıyla huzurlarınızdayız. Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz sizleri. Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. Selam, rahmet, bereket, mağfiret inşallah. Yüce Allah'ın kulları, Peygamber Efendimiz'in ümmeti hepimizin üzerine olsun. Evet, mübarek Ramazan ayını yaşıyoruz, idrak ediyoruz ve hızlı bir şekilde de devam ediyor. İlk programımızda söylediğimiz gibi bir vadi ve bu vadiye girdik. Sağlı sollu rahmet, bereket işimize hani hem dünyamızda hem de ahir alemde işimize çok yarayacak, bize faydası olacak her şey var. İnşallah en azami ölçüde diye de bir ölçü koyuyoruz ya, en azami derecede Ramazan'dan istifade etmek nasip olsun inşallah. Evet, heyecanımız tabii Ramazan ilerledikçe oruca alışıyoruz. Oruçla birlikte artık bu alışkanlığımızın yanında biraz daha ibadetlerimizi, nafile ibadetlerimizi de artırıyoruz. Selamlaşmamızı, muhabbetimizi, ziyaretlerimizi artırıyoruz inşallah. Ve hep kıymetli hocalarımızın da dillendirdiği gibi tavsiyemiz de odur ya, iftar sofralarımızı, sahur bereketimizi gerçekten ihtiyaç sahipleriyle şenlendirebilmek ve özellikle Ramazan ayını vesile kılarak hem maddi anlamda ihtiyacı olanları hem de manevi anlamda desteğe muhtaç olanları görmek, gözetmek önemli olsa gerektir diye düşünüyoruz. Evet, bugün de programımızda çok kıymetli hocalarımız var. Çanakkale'mizde görev yapan, Çanakkale'mizde ikamet eden ve Çanakkale'lilere hizmet eden. Bu vesileyle hem Çanakkale'den bizi seyreden kardeşlerimize ve hem de Çanakkale dışından şu an bizimle muhatap olan, göz göze gelen kardeşlerimize, kıymetli hocalarımızı buluşturmak, onların sesini duyurmak, aracılık etmek de bize nasip oluyor. Hocalarımızı tanıştıralım, tanıştıracağız inşallah. Evet, bu akşam da her akşam olduğu gibi yine Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'le başlayacağız. Kur'an-ı Kerim'i ilimiz Merkez Yahya Çavuş Camii Müezzin Kayyımı Mehmet Şerif Becit hocamız okuyacak. Şimdi ve her zaman söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم يا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Ağzınıza sağlık hocam, teşekkür ediyoruz. İlimiz Merkez Yahya Çavuş Camii müezzin kayyımı Mehmet Şerif Becit hocamızdan dinledi Kur'an-ı Kerim'i. Hocamızın okuduğu ayet-i kerimelerde bugünkü konumuz da nefis terbiyesi ve sabır olunca hem aileden hem ferdi hayatımızdan, davranışlarımızdan, hal ve hareketlerimizden bahsetti. Yüce Allah'ın o tavsiyelerini bize, vahyini hocamız dillendirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık hocamızın.
Kıymetli izleyenlerimiz, hocamız Şerif hocamızın şahsında bütün hocalarımızı tebrik ediyoruz. Yahya Çavuş Camimizin yanında Yahya Çavuş Kur'an kursumuz var. Öğrencilerimiz var, hafızlık çalışan. Aynı zamanda okullarına devam ediyorlar. Aynı zamanda da hafızlık talebesi kendileri. Cenab-ı Hak inşallah genç kardeşlerimize zihin açıklığı versin. Hocalarımıza da gayret versin, sabır versin inşallah. Ve kıymetli hafızlarımız, kıymetli hocalarımız, gelecekte inşallah hani der ya büyüklerimiz, cenazemizi yıkayacak ya da arkamızdan hayır dua edecek gençler, çocuklar olacaklar. İnşallah siz de fırsat bulduğunuz zaman Yahya Çavuş Kur'an kursumuzu hem ziyaret edelim, çocuklarımıza şöyle bir destek olmuş olalım, moral vermiş olalım. Hem de yapılan faaliyetler hakkında kıymetli hocalarımızdan bilgi almış olalım. Neden Yahya Çavuş? Yahya Çavuş'u bilirsiniz değil mi? Ezineli Yahya Çavuş derlerdi ona. Çiftini, vatanını, vatanını namus bilir, bir de Allah'ı tanırdı. Ona İngiliz, Fransız dendi mi kendi gibi insanoğlu sanırdı. Yıl 1914, Settülbahir köyündeyiz. 6 taburla çıktı kıyıya İngiliz. Yahya Çavuş o esnada gözetliyor ve şu ifadeleri kullanıyor. Karşı tepeleri sarmıştı düşman. 63 kişiye 6000 insan. Ezineli Yahya Çavuş'a bir siper verdiler. Etten, kemikten bir hisar oldu düşmana. 6 düşman taburunu 36 saat kıyıda tuttu. 63 atsız kahramanla. Bugün aynı yerde bir abide. 63 şehidin 18'i yazılı bir yüzünde. Öbür yüzünde ise bir kahraman takım ve de Yahya Çavuş'tular. Tam 3 alayla burada gönülden vuruştular. Düşman tümen sanırdı o şaheser erleri. Allah'ı arzu ettiler, akşama kavuştular. O kahramanlık destanından kalan işte hepsi bu kadar. Rabb, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Rabbim onların emanetleri şu cennet vatanımıza layıkıyla sahip çıkmayı nasip eylesin inşallah. Evet, bu akşam çok kıymetli konuğumuz Çanakkale İl Müftülüğümüzden uzman vaiz Aydın Doğru Ay hocamız bizlerle birlikte. Hocamız da Ramazan'ı, nefis terbiyesini, nefsi ve sabrı inşallah dillendireceğiz, konuşacağız birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederim Hasan hocam. Bu duygu ve temennilere de Rabbim şu şehitlerin gölgesi altında yaptığımız Ton TV'de yaptığımız yeni bir konsept içerisinde Ramazan-ı Şerif'e eriştik. Rabbim o şehitlerimizi de Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Amin inşallah. Ve o şehitlerin bizlere armağanı olan şu cennet vatanımızı da en güzel bir şekilde layıkıyla korumak, muhafaza etmek, bizlerin boynumuzun borcu olduğunu bilelim ve hiçbir zaman unutmayalım inşallah. Konuşmalarıma başlamadan önce özellikle 6 Şubat'ta meydana gelen o deprem faciasında vefat eden kardeşlerimizi de Çanakkale şehitlerindeki şehitlik rütbesini de almış olsunlar inşallah. Amin. Peygamber Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesiyle. Amin. Aynı zamanda 2 hafta önce meydana gelen sel felaketinde de Şanlıurfa ve Adıyaman'da da o kardeşlerimizi de Rabbim şehitlik mertebesine nail olanlardan eylesin. Amin inşallah hocam. Ve Çanakkale'mize gelen özellikle depremzede kardeşlerimize de kucaklarımızı açtık. Çanakkale İl Müftülüğü olarak, Çanakkale Diyanet Vakfı olarak her zaman yardımlarımız, onların emrinde olduklarımızı özellikle bildirelim. Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle Çanakkale Müftülüğü ve Ramazan-ı Şerif'e baktığımızda bugünkü bu zamanki temamız da Ramazan ve dayanışma. Evet hocam. Onun için biz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizin devam etmesi için birlikte, beraberlikte şu cennet vatanımızda en güzel bir şekilde hayatımızı geçirmek ve ecdadımıza da saygılı olmak kaydıyla İyi bir hayatı kendimize düstur etmeye gayret edenlerden eylesin diye Amin başlıyorum. Hocam. Muhterem hocam, Ramazan-ı Şerif
nefis terbiyesi ve aynı zamanda sabırdan bahsedeceğiz inşallah. Ramazan-ı Şerif yılda bir kere 11 ayın sultanı olarak geldi. Hoş geldin ya şehri Ramazan diye onu layıkıyla idrak edeceğiz ve ihya edeceğiz. Hasan Hocam, hayat öyle bir hızlı geçiyor ki daha geçen günlerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allahümme barik lena Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan diye o dualarını çok söylerdi, evet. Peygamber Efendimiz. Recep ayı geçti, o kutlu gün ve geceler geçti. Şaban ayı dedik, Şaban ayı geçti. Şaban ayının ortasında beraatımız vardı. Rabbim inşallah beraatını alanlardan eylesin bizleri. Amin. O da geçti. Pardon. Ramazan-ı Şerif dedik. İşte 6'da 1'i bitmek üzere. Rabbim Ramazan-ı Şerif anlayan, bilen ve idrak edenlerden eylesin. Amin inşallah. Ve şunu da çok bazı konuşmalarımızda kardeşlerimize de iletiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabıyla otururken bir taş atıyor. Evet. İki tane taş atınca sahabe pür dikkat bakıyor. Peygamber Efendimiz şunu soruyor. Gördünüz mü deyince, ya Resulallah iki tane taş attınız diyor. Birisi ileride, birisi kendine yakın. Peygamber Efendimiz şunu söylüyor. Kardeşlerim diyor, bu taraftaki yakın insanın ecelidir. Evet. Ama ilerideki taş ise onun emelidir diyor. Evet. Biz o zaman ecelimizin haricindeki o hayallerle, o emellerle hayatımızı devam ettiriyoruz. Aklıma aşağı yukarı 50 bine yakın şehitlik mertebesine ermiş bildiğimiz 10 ilimizdeki depremde baktığımız kardeşlerimiz bizler gibi bir önceki dönemde Ramazan-ı Şerif'e ersek, evet, güzel şeyler yapsak diye temenni ve arzuları vardı ama bu dünyadan göçtüler. Onun için Ramazan-ı Şerif bize hayatın kıymetini, aynı zamanda yaşadığımızda güzel bir madenin içerisinde olduğumuzun bilinciyle. Evet. Çünkü biz heybemizi açacağız, iyiliğimizi, güzelliğimizi dolduracağız. Özellikle bu Ramazan-ı Şerif'te. Çünkü 11 ayın sultanı olmasının en büyük sebeplerinden birisi, Ramazan-ı Şerif'i idrak eden ondan sonra artık 11 ayını onu dolduracaktır. Evet. Bunu da biz şundan anlıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabı Ramazan-ı Şerif bayramı bitince üzülürlermiş. Niçin? Bereket, feyiz, sevaplar kat kat yapıldığından dolayı onlara erişemeyeceğiz diye. Ve yed'ûne ile sitteti eşhur diyor. 6 ay dua ederlermiş. Evet. Dua da şudur. Ya Rabbi bizi Ramazan-ı Şerif'te yaptığımız hayrımızı, hasenatımızı, infakımızı, güzelliğimizi ya Rabbi kabul et. Kabul et diye 6 ay. 6 ay sonra da ya Rabbi bizi Ramazan-ı Şerif'e eriştir diye. Evet. O zaman Ramazan-ı Şerif çok kutlu, mübarek, feyizli bir ayır. Eğer bu aylarda, bu günlerde, bu gecelerde eğer gafil davranırsak belki bir daha Ramazan'a yetişemeyebiliriz. Ve eyvah diyebiliriz. Evet hocam, Allah muhafaza. Mesela şeyi anlatacaktım hocam. Zülkarneyn. Evet, evet. Bazı rivayetlerde peygamberdir, velidir falan derler. Ama tarihine baktığımızda bir ordu komutanıdır. Evet. Ordu komutanı olunca askere bir emri veriyor. Askere şunu söylüyor. Size emrediyorum. Sizler bir vadiden geçeceksiniz. Fakat vadiden geçerken o gecenin karanlığında ayaklarınıza ne dokunursa onu alın diyor. Evet. Bu bir emir. Bu sefer ordu üçe ayrılıyor. Birincisi diyor ki
komutanımız bize diyor, hem teçhizatımız var, hem askeriz, hem cepheye gidiyoruz ama karanlıkta ayağınıza ne dokunursa alın dedi diyor. Onu kırmayalım, komutanımızı kırmayalım, ayağımıza dokunan bir şeylerden alalım diyor birinci grup. İkinci grup şunu diyor, eğer komutanımız söylemişse bu emir bizi ihya edecek. Emri yerine getirirsek memnun evet. kalacak diyor. Ayağına ne dokunurlarsa alıyorlar. Bir üçüncüsü de ya komutanımız emretti ama bu karanlıkta fazla bir şey almaya gerek yok. Ama bir heybemizi de dolduralım, onun gönlünü de etmiş olalım. Yani emiri yerine getirmiş olalım diyor. Ve vadiden geçerken hocam bir bakıyorlar ki şafak vakti sökmüş, ayaklarından dokunduklarına bakıyorlar ki bir altın madeni. Evet. Altın madeni, bu sefer ordu yine üçe ayrılıyor. Bu sefer keşke. Evet. Ayağı komutanımı dinleseydim, ayağıma ne dokunsaydı alsaydım. Birisi azalmış çok alsaydım. Birisi cephaneliğimin üzerine daha da fazla alsaydım da komutanımı yerine getirseydim. Çünkü komutanımız bizim aleyhimizde bir şey yapmaz. Evet. Hasan hocam, bu dünya hayatı da böyledir işte. Evet. Biz dünya hayatına geldik ama dünya hayatının altın madeni işte Ramazan. Ramazan-ı Şerif. Berat, Kandil, bu Ramazan-ı Şerif'i namaz, evet. her şeyle, her şeyle. Artı şimdi Amr bin Abese diye bir sahabe şöyle söylüyor. Hani biz biliyoruz, saniyeler, dakikalar, saatler, günler, haftalar, yıllar Allah'ın bir koyduğu nizamdır. İnne iddete şuhurindallahi 12 şehran fi kitabillahi yevme halakas semavati vel ard. Yani yeryüzünü yarattığından, gökyüzünü yarattığından beri yıl 12 olarak bölünmüştür diyor. Evet. Amr bin Abese Peygamber Efendimiz şunu soruyor. Ya Resulallah, aylarda, günlerde sevap bakımından, güzellik bakımından yapılınca daha fazla sevap alacağımız, ecir alacağımız şeyler var mı deyince Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bazı günler bazı günlerden üstündür. Bazı mekanlar bazı mekanlardan üstündür. Bazı şahıslar bazı şahıslardan da üstündür. Evet. Şöyle bir baktığımızda bazı mekanlar, yeryüzüne baktığımızda bunun bir numarasını biz Mekke-i Mükerreme'yi görüyoruz. İki numarasında Mescid-i Nebevi'yi görüyoruz. Üçüncüsünde Mescid-i Aksa'yı görüyoruz. Diğerlere baktığımızda oralar o Şeddül Visak dediği yani en önemli şehirlerdir. Yapılan ibadetler, güzellikler karşılığı çok güzeldir. Kötülüklerin de ona göre karşılığı kötüdür. Buna o zaman nazaran insanlar içerisinde de Allah Azze ve Celle farklı insanı farklı insanlardan üstün kılmıştır. Yeryüzüne baktığımızda peygamberler farklı bir konumdadır. Evet. Ama ulul azim peygamberler ve ulul aziz peygamberlerin üzerinde de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam farklı bir boyutu vardır. O zaman zamanların üzerinde de vardır. İşte Seyyidül Eyyam, günlerin efendisi, en önemlisi Yevmül Cuma diyor. Evet. Seyyidül Eyyam, günlerin efendisi. Fakat Peygamber Efendimiz burada şunu söylüyor. Bir günün 24 saatin içerisinde en önemli saat dilimi seher vaktidir diyor. Evet. Yani güzelliğin, o dinginliğin, o sakinliğin, o Rabbimizle buluşmanın, o huzurunu, o kalp huzurunu, o kalp dinginliğini en güzel bulunacak o saymış. Çünkü vel müstağfirine bil eshar. Onlar ki o seher vaktinde istiğfar ederler diyor. Ayrıca haftaya baktığımızda cuma günün günü farklıdır. Ve yılların içerisine baktığımızda da işte Ramazan-ı Şerif diğer aylardan farklıdır. Ve bu farklılığa baktığımızda
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şaban ayının son günlerinde bir hutbe irad ettiğinde onu şöyle söyledi. Evet. Ey müminler, ey insanlar, size öyle bir ay geliyor ki sizin o ayda yaptığınız farzlar 70 kat fazladır. Ama yaptığınız nafileler ise aynı farzlar mesafesinde sevaba nail olacaktır diyor. Bu da bizi sevindirecek en önemli şeylerdendir. O zaman Ramazan-ı Şerif'te yapılan güzel şeylerin kat kat olacağını biz biliyoruz. Evet. Ve aynı zamanda 365 veya kamera ile 354 günün içerisine baktığımızda günün efendisi de Ramazan-ı Şerif'in içerisinde gizli bulunan Kadir Gecesi'ymiş. Rabbim inşallah hep birlikte Müslümanca Kadir Gecesi'ne en güzel bir şekilde sıhhat ve afiyet içerisinde erişip ihya edenlerden, anlayan ve o gecede heybelerini açıp güzel güzel sevaplarını alanlardan Rabbim bizleri eylesin inşallah. İnşallah hocam. Hocam Allah razı olsun. Öyle çok güzel bir giriş yaptınız. Bugün de genç bir kardeşimizle sohbet ederken şunu söyledi. Hocam hep dedi ileriye atıyorsunuz. İşte normal zamanda diyorsunuz ki işte 3 aylar gelse de yani kıymetini bilsek, değerini bilsek, idrak etsek, evet, bol bol sevap kazansak diye. Sonra 3 aylar geliyor. Diyorsunuz ki bu defa bir Ramazan bir gelse diyorsunuz. Hocam işte Ramazan da geldi. Ramazan geldi diyorsunuz ki işte Kadir Gecesi'ne bir ersek. Kadir Gecesi'ni bir ihya etsek. Şimdi Peygamber Efendimiz'in attığı taşlar misali inşallah kardeşimize de bir cevap olmuştur. Nasıl ki insanın dünyevi, geçici, fani hevesleri hep böyle sürekli devam ediyor. Bu taraftan da hayır olan, güzel olan da sürekli devam ediyor. Birini tamamladıktan sonra hemen öbürüne yönelmek, nefes aldığımız ömrümüz devam ettiği sürece, nefes alıp verdiğimiz sürece. Kıymetli hocam, buyurun. Şimdi buyurun hocam, biz Ramazan-ı Şerif'te bizim sevinç ayımız, bizim ibadet ayımız, evet, bizim tezkiye ayımız. Yani şöyle söyleyelim, tabiri caizse dur diyor. Evet. Dur. Bir kendine gel. Bir hesabını yap. Kimsin? Nereden geldin? Hocam bunu en iyi bilenler Çanakkale'li izleyicilerimiz ve Çanakkale'yi ziyarete gelen, evet, Çanakkale'yi gören seyircilerimiz. Evet. Ne diyor Boğaz'ın o böyle en görkemli yerinde? Evet. Ne diyor? Dur yolcu. Aynen. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. İşte o dur. Kesinlikle. Dur. Neler yaşandı? Aynı şekilde dur diyor bize Ramazan. Evet. Şimdi hocam, Ramazan bizim muhasebememizdir. Evet. Hocam görüyoruz hayatı. Alem bir tarafa kayıyor. Eğer onlarla beraber gidip düşünmeden, tefekkür etmeden, eğer hayat gelip geçiyor, ömür sermayesi bitiyor. Evet. Şimdi bakın, bazen görüyoruz, yaşı kemale ermiş, artık ben oruç tutamam diyorum. Keşke gençliğimde tutsaydım diyor. Evet. Yapamamış. Gençliğinde de ihtiyarlayınca tutarım diyor hocam. Yani tabii. Evet. İşte insanların en gafil olmayacağı en dönem burasıdır işte. Evet. Çünkü gündüzü bir farklı, gecesi bir farklı, sevabı hocam 70 kat diyor. Bunu motomot demeyelim, Cenab-ı Allah 1'e 100, 1'e 700'ün verdiği bir şey. Evet. Bakın Kadir Gecesi dediğimiz hadise takriben 84 yıla tekabül eden bir ay. Evet. Zaten hocam Peygamber Efendimiz öyle diyor. اَكْفَرُ السِّيَاءَ اَهْلُ النَّارِ مِنَ التَّسْوِيقِ Evet. Şu demektir. Ateşe, ateş ehli olanlar veya yolu cehenneme gidecek olanların en büyük feryadı, fikanları tesbik. Yani erteleme. Evet. Erteleme. Yarın yaparım, öbürsü gün yaparım. Ya bakın biz toplum olarak da biraz buna meyilliyiz biz. Evet. Hacca gidecek, çocuğumu evlendireyim öyle gideyim. Emekli olayım öyle gideyim. Bir ev satın alayım öyle gideyim. Yani hep hayat böyle gidiyor.
ve tilkel eyyâmu nüdâvülühâ beynel nâs. Allah Azze ve Celle günleri, ülkeleri, devletleri, hayatı böyle evirip çeviriyor. Onun için şöyle diyelim, el istiknâsü bin nâs min alâmetül iflâs. Güzel bir söz hocam. Bunu şöyle diyor. Eğer sen dünya üzerine gelip de seni yaratacağını unutursan, onunla hemhal olmayı unutur isen, gideceğin yer iflastan başka bir şey değildir diyor. Hocam onun göstergesi, birkaç notum var burada. Evet. Onları aktarayım sevgili seyircilerimize ve sizlerle paylaşmış olayım. Şöyle söyleniyor. Daha çok koşuyoruz. Koşturmamız çok fazla. Çok fazla, evet. Daha az bekliyoruz. Daha az doyuyoruz. Kesinlikle. Sonsuz pencereler var masa üstünde. Bilgisayar açtığımız zaman masa üstünde tabii, sonsuz tabii. pencere tabii. açıyoruz. Yani üzerinde de yeni ev yazıyor. Ama etrafta kimse yok. Odada bomboş. Ay'a uçtuk. Yani her yere gidebiliyoruz. Ay'a bile uçtuk. Ama yakın komşuya giden trafiği geçemedik. Geçemedik, doğru. Çevremizdeki tüm alanı işgal ettik. Her yeri işgal ettik. Girmediğimiz yer yok. Ayak basmadığı yer yok insanoğlunun. Artık her yere girdi, her yeri yaptı. Yaşamlara da müdahale etmeye başladı tabii. insanoğlu. Doğru. Ki işte onun sıkıntısını da yaşadık. Artık yeni virüsler, yeni şeyler üretti. Dünyanın başına evet. musallat etti hastalıklar. Korona. Allah korusun. Bunlar oldu. Her yeri işgal ettik ama ruhumuza, ruhlara nüfuz edemedik. Edemedik. Her yeri temizledik ama ruhlarımızı arındıramadık. Arındıramadık. Hızlı gıdalar ama sindirim yavaş. Fast food. Evet. Büyük isimler, isimler çok büyük tabii. ama karakter çok zayıf. Küçük, zayıf. Hızlı seyahatler yapma imkanımız var ama tek günlük gezilerimiz var. Artık günlük. Tek günlük. Doğru. Şimdi hal böyle olunca sizin söylediklerinizden de yola çıkarak sevdiklerimiz sonsuza kadar bizimle birlikte değil. Değil. Ömür sonsuza kadar bu dünya için bizimle değil. Hayat sonsuz değil. Dolayısıyla imkanlarımız sonsuz değil. Kabiliyetlerimiz, yeteneklerimiz, sahip olduğumuz gücümüz, kuvvetimiz sonsuz değil. O zaman şunu demek gerekiyor. Bunları, bu imkanlara sahip olduğumuz an kıymetini bilmek. İşte o da bu an. Akif'in dediği gibi hocam, sa'ya sarıl hikmete rağmen. Yol varsa budur. Başka bilmiyorum çıkar. Evet. Şimdi biz bu inançla düşünürsek, şeyde güzel söylüyor, Araplarda güzel bir şey. Men amene bil kaderi, emine bil keder. Kadere razı olan kederden emindir. Aşamazsınız hocam, aşamazsınız. İnkalardan bahsedilir ya Meksika'da. Tabii. Meksika'da İnkalardan bahsediliyor. Arkeologlar kazı için, araştırma için gidecekler. İnka kabilesinden de rehber almışlar. Tırmanıyorlar dağı. Evet. Bir yere geldiklerinde o rehberler diyor ki durun. Duruyorlar, oturuyorlar. Oturuyorlar bir süre. Sonra diyorlar ki hadi gidiyoruz. Niye oturduk? Şimdi o bilim insanları diyorlar ki kardeşim gidiyorduk işte ne güzel. Niye bekledik ki burada? Hani beklerken de bir şey de yapmadık. Niye bekledik? Sebebi, niye bekledik? O İnka reisi bilen diyor ki çok hızlı yürüdük. Tamam. Ruhlarımız geride kaldı. Geride kaldı. Ruhlarımızın bize yetişmesi için beklemek zorundaydı. Evet. Şimdi devam edebiliriz. Edelim. Çok hızlıyız. Ruhumuz geride. Nereye gidiyoruz? İşte hocam bu akşam Ramazan'la birlikte o Ramazan temennileriniz, Ramazan cümleleriniz o kadar yerli yerine oturdu ki öyle bir altyapı oluştu ki işte bu noktada biz nefsimizi, kendimizi ve sonrasında da yapamadığımız, yaşayamadığımız ama hem maddi hem de manevi sabrımızı şöyle bir check edelim diyor ya gençler. Kesinlikle. Bir check-up yapalım. Ne durumdayız nedir diye. Ramazan ve nefis muhasebesi deyince Ramazan'ın o güzellikleri, orucumuz, gece uykularımızı böyle o tatlı böyle en derin anında bölüşümüz, sonrasında biraz daha gayretle ibadete yönelmemiz, farzları zaten yapıyoruz da nafileleri de biraz daha artırmaya gayret tabii. göstermemiz. İstenen, arzulanan hep bu ama hocam nefse de biraz ağır geliyor, biraz zor geliyor.
Bu noktada nasıl bir gayret olmalı ki? Nasıl bir aşk şevk olmalı ki? Şu nefsimizi nasıl diyeyim, öldürebilir miyiz? Öldürmek çare midir? Olur mu böyle bir şey? Nefis ölmeyecek hocam. Nasıl olacak hocam? Hep nefis, ayağımıza takılıyor. Nefis bizle beraber. Şimdi ona geçmeden şundan bir bahsedeyim buyurun, hocam. Buyurun. Şimdi Peygamber Efendimiz bize şu Ramazan hadisesini şöyle güzel bir örnek gösteriyor. Evet. Hani dedik ya, semanın kapısı açılır. Cennetin kapısı açılır. Cehennemin kapısı kapanır. Evet. İşte o cehennemin kapısının kapandığında şimdiki yaptığımız yanlışlıkların altında yatan şey nefsimizdir. Evet. Bu çok önemli. Yani biz sair zamanlarda şeytanı atfedebiliriz. Ama şimdi şeytanı atfedemeyiz. Evet. İşte burada nefis devreye giriyor. Şimdi hocam biraz önce şeye başladık. Şimdi bir münadi geliyor. Evet. Diyor ki, ey cennete talip olan. Tellal sesleniyor. Münadi, evet, melek. Evet, evet. Hani bir başka gecede vardı ya, rızık isteyen var mı, sıkıntısı olan var mı? Burada da öyle diyor. Ne istiyorsunuz diyor. Aşka gel. Kendine gel. Ne sıkıntın var? Sen bu dünyaya geldin. Evet. Belirli bir zaman aralığından sonra gidiyorsun. Sana güzel, sevinçli haberleri ben getirdim ey. Melek bunu söylüyor. Kendine çeki düzen ver. Kendini tart. Biraz önceki söylediğiniz gibi insan aya gitti ama alt komşusuna gidemedi. Gidemedi. Çok acı bir şey. Şimdi şair öyle diyor. Gökten destur çeker her gün münadi. Evet. Her gün söylüyor. Bir davet olur. Tabii. Der ki çabuk geçer bu ay nihai. Şu ay geçiyor. Bakın Hasan hocam 6 gün 7. gün geliyoruz. Eyyamen mevdudat diyor. Tabii, zaten sayılı günlerdir gün. Diyor. Sayılı olan da sayı bitecek. Ne demiştik? Evveluhu rahme, vasatu mağfire ve ahiru el urkum minen nar. İşte 10 gün ilk rahmet bitiyor. Ömrün son devrinde her şey firari. Her şey bitecek. Rahmet olur sana, can verir bu ay diyor. Bu ay bize can verecek. Evet. Bu ay bizi diriltemez ise sair aylar diriltemeyecek. Şimdi baktığımızda Ramazan'ın seyrini değiştiren en önemli mesela güzel bir söz var. Şereful mekan lil mekin, şerefü zemen biz zemin. Bu da çok önemli. Sizin oturduğunuz koltuğun bir kıymeti yoktur. Evet. Bir makamın kıymeti yoktur. Evet. Kıymet ona atfedilen şeyde kıymet vardır. Evet. Ramazan-ı Şerif günlerdir. Ama Ramazan-ı Şerif'i üstün kılan en büyük fazileti Kur'an-ı Kerim'in nazil olmasıdır. Evet. O zaman biz Ramazan-ı Şerif'e Kur'an ayı diyoruz. Kur'an bizi diriltecek o zaman. O zaman ne yapalım? Ne yapalım? Kur'an-ı Kerim'e müracaat edelim. Evet. Anlayalım. Fatiha benden ne istiyor? Bakara bana ne diyor? Ali İmran suresi bana ne diyor? Onun için şerefin mekanı Ramazan-ı Şerif'te Kur'an ayı olmasıdır. Hocam bu noktaya şöyle bir ilave yapmak isterim. Şimdi herkes ölüyor ya. Herkes ölüyor. Herkes ölüyor, ölecek. Tabii. Şehitler de ölüyor. Kesinlikle. Şimdi şehitleri şehit yapan ölmeleri değil. Değil. Ölümlerinin sebebi. Tabii tabii. Ölümlerinin sebebi tabii. Onları şehit yapıyor. Tabii tabii. Şimdi buyurduğunuz gibi zamanı işte anlamlı kılan, mekanı tabii. Anlamlı kılan, bizi de gerçekten yaşamış kılacak olan bahsettiğiniz tabii. Hususlar. Şimdi şehitlik dediniz de çok bir şey yoktu ama arzu... Evet. İlahi kelimetullah. Tek kelime. Başka bir şey yoktu. Evet. Ama şeyin hatırasını biliyorsunuz. Bilmiyorum da Kuzman'ın. Evet. Kuzman şehit oluyor. Evet. Herkes diyor ki bu sahabe ne kuvvetliydi, ne güçlüydü diyor. Allah yolunda şehit oluyor diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki o bir cehennemliktir diyor. Ya. Aman ya Rabbi. Kuzman'ın yanına varıyorlar. Ben diyor iki rivayet var orada. Bazen hurma bahçelerim için bazen de
buradaki yerlerime düşman savrulmaması için öldüm evet, diyor. Evet. Dünyalık için. Allah muhafaza bizi Rabbim dünyalık şehitlerden eylemesin ve o arzuları da bizden bertaraf eylesin. Amin, inşallah. İnşallah. Buyurun hocam. Hocam dedik ya, Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an-ı Kerim indi. O zaman Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmak gayret edelim. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş amacı var. Kur'an bizi şeytandan, batıldan, kötülükten uzaklaştırıp iyiye çekecek güzel bir anahtarımız. Evet. Buna sımsıkı sarılmamız lazım. Onun için oruç da bizi takvaya eriştirecek. Kendine getirecek. Sorumluluğunu bildirecek ve bu sorumluluk içerisinde beni yaratana karşı Rabbim benden ne ister, ben ne yapacağım diye. Onun için Cenab-ı Allah öyle diyor. Ben diyor onun ecrini ben vereceğim. Çünkü orucun riyası yok, gösterişi yok. İşte melek bunu bilmiyor. Evet. Oruç mu oruç değil mi diyor. Cenab-ı Allah onun için bunun sevabını vereceğim. İşte bize doğru olan, biraz önce Şerif Hocam'ın da okuduğu ayet kim? Ey iman edenler, doğru olun, evet, sadık olun diye Rabbim bizleri inşallah sadıklardan eyler. Hocam, şimdi nefse gelelim desek. Evet. Şimdi aşağı yukarı üç Arapların meşhur Lisanul Arab, Tacül evet, Arus, Bahrul Muhit gibi Arapça kitaplarında baktığımızda genelde nefis kendimizdir. Ona da şöyle diyor. Bir kimsenin kendisi veya özü açık veya gizli dünyaya veya ahirete bakan duyuları, maddi ve manevi becerileri, arzu, heves ve ihtiyaçları, canlı, ruhu, hayatı ve isteklerle kişinin bizzat kendisidir diyor. Hocam burada şöyle bir şey yapabiliriz. Peygamberler yeryüzüne gelişteki en önemli planları, programları şudur. Tebliğdir, evet, davettir, tebyindir, tatbiktir, evet, tatbiktir, mübeyyindir. Şimdi bunlara baktığımızda peygamberler Rabbimizden gelen vahyi insanlara ulaştırdığı gibi onu mübeyyin olur, açıklar. Onu açıkladığı gibi hiç şek şüphe kalmadan bir taraftan da kendileri tatbik ederler. Kime? Toplumlarına. Evet. Mesela biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan görünce Peygamberimizin mutabik olduğunu, mübeyyin olduğunu görüyoruz. Çünkü namazı ondan alıyoruz, evet, orucu ondan alıyoruz, haccı ve dini ritüellerin geneli Peygamber Efendimiz'de Aleyhisselatü Vesselam'dan alıyoruz. O zaman insan merkezdir. Evet. Nefis dediğimiz boyutun ortaya çıktığı en önemli olgu burada başlıyor. Şimdi nefsin muhasebesi nedir? Şimdi biz kendimizi bir muhasebe etmeyince evet, bizi o akıl denen nimet eğer Rabbimizin yoluna götürmez ise o aklın kıymeti yoktur. Aklın kıymetini hocam dilerseniz bir ara verelim. Aradan tabii, sonra tamam. Aradan sonra tam da böyle tamam, o zirvede konuyu açma noktasında bırakalım tamam ki hocam. Dönüşte de izleyicilerimize kaldığımız yerden konuda bağlantılı tamam olmuş hocam, olsun. Tamam. Ama bir merak içerisindeyiz. O nasıl bir akıl, tamam, nasıl yönlendirmeli, nasıl tamam, yapmalı, bizi nereye götürmeli? Tamam hocam. Evet, sevgili seyircilerimiz, Aydın Doğru Ay hocamızda, uzman vaiz hocamızda sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Nefis muhasebesi ve sabır, tabii oruç sabırdır, Ramazan ayı sabır ayıdır diyoruz, arınmak ayıdır diyoruz. Ama bunu nasıl yapacağız? İnşallah hocamızın tavsiyelerine kulak vereceğiz. Ama şimdi iftara doğru için bir kısa ara.